Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıf coğrafya dersini nasıl daha güzel halledebiliriz? Onunla ilgili önemli taktikler vereceğim. Ve hız kesmeden birinci maddemizle başlayalım. Ne diyor maddemiz? Yaşadığımız dünyayı ne kadar iyi tanıyorsun? Öncelikle bu soruyu kendine sor. Eğer ki cevabın çok az ise mutlaka ve mutlaka bir atlasın olması gerekmekte. Neden? Çünkü coğrafya dersini çok iyi yapabilmemiz için bizim dünyadaki belirli alanları bilmemiz gerekiyor. Örneğin Amazon Havzası, Kongo Havzası, Güney Asya, Hindistan, Batı Avrupa, Amerika, bunların hepsini bilmemiz gerekiyor ki bolca bunları bundan sonraki konularımızda duyacağız. Bitti mi? Bitmedi. Tabii ki de yaşadığımız ülkeyi de bilmemiz gerekiyor. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi gibi, Samsun, Adana, İzmir, İstanbul gibi bunları da kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Unutmayın, bir coğrafya dersini çok iyi yapmak istiyorsanız yaşadığımız dünyayı ve yaşadığımız ülkeyi bilmek zorundayız. Birinci maddemizi öğrendikten sonra ikinci maddemiz kesinlikle derslerle ilgili bol miktarda terimler duyacağız. Ve bu terimleri bilmemiz gerekecek. O yüzden ünite ünite coğrafi terimler sözlüğü oluşturursak bu işin çok büyük bir kısmını da halletmiş olacağız arkadaşlarım. Örneğin bunlarla ilgili mikro klima diyeceğiz, makro klima diyeceğiz, nüfus diyeceğiz, yerleşme diyeceğiz, eksen eğikliği, eksen hareketi diyeceğiz. Bu kelimelerin kavram tanımlarını yazarsak işimizi ciddi anlamda kolaylaştıracaktır diyoruz. Coğrafi terimler sözlüğüyle birlikte kesinlikle konu özetleri de oluşturmamız gerekecektir. Bizim coğrafya özet defterimiz olacak. Yani bizim not alacağımız bir defterimizin olması gerekmekte. Peki etkili notu nasıl alacağız? 3 adımda. 1. Dersten önce konu özetli kitaplarımızla birlikte map müfredatı olur, farklı kaynaklar olur. Önce bundan hazırlanacağız. Sonra dersimizi dikkatli bir şekilde dinleyeceğiz ve ders süresince öğretmenimizin söylediği her şeyi not almaya çalışacağız ve dersten sonra alınan notları gözden geçireceğiz. Yani bir, dersten önce aldığımız notlarla birlikte dersteki notlarımızı karşılaştıracağız ve bunları güzelce coğrafya tekrar defterim kısmında geçireceğiz. Bu bizim bir bilgiyi birkaç kere tekrarlamamızı sebebiyet verecektir ve bu da ciddi anlamda bilginin beynimizde kalıcılığını artıracaktır diyoruz. Bir diğeri çok çok önemlidir. Konular arasında bağlantı kuracağız. Yani bu birçok ders için geçerli bir durumdur. Örneğin insan ve doğa etkileşimi birinci bölümümüzde işleyeceğimiz kısım. Sonra dünyanın şekli ve hareketleri gelecektir. Bu bize nerede lazım olacak? Atmosfer ve iklimde lazım olacak. Atmosferde troposferin kalınlığının farklılık göstermesi, iklimlerin oluşumu ile ilgili ifadeler dünyanın şeklinde bize zemin oluşturacaktır. O yüzden bir konuyu öğrendiğimizde sadece konu bittiğinde işimiz bitmeyecek. O konu bir sonraki konuların ne yapacak? Zeminini oluşturacaktır. O yüzden konu eksiğimiz olmadan tam anlamıyla bölüm bölüm net bir şekilde gidersek coğrafya dersinde rahat bir şekilde sonuca ulaşabiliriz diyoruz. Ayrıca bu süreçte biz kesinlikle konularla ilgili film ve belgeseller izleyeceğiz. Nedir bunlar dersek? Dünyanın şekli ve hareketleriyle ilgili, coğrafi konumla, harita bilgisiyle, atmosfer ve iklim yerleşmelerle ilgili sosyal medyada bol miktarda film ve belgesel var. Bunları izlemeyi unutmayın. Konunun daha iyi şekilde öğrenmesinde ne yapacaktır? Yardımcı olacaktır diyoruz. Aslında bizim en temel sorunlarımızdan bir tanesi çalıştığımız ortamdaki düzensizliktir. Yani masanızı hayal edin. Şu anda eğer ki beni çalışma masasından izliyorsanız masanızı hayal edin ve ekrana odaklandığınızda sadece ekran dışında diğer materyalleri de beynimiz arka tarafta algılıyor. Yani telefona bakabilirsiniz, bilgisayara bakabilirsiniz ama onun dışında bilgisayar ve telefon dışarısındaki gördüğünüz her şeyi de beyniniz görmekte. O yüzden bizim öncelikle net bir şeye odaklanabilmemiz için arkadaşlarım masamızın üzerinde hiçbir eşyamızın olmaması gerekiyor. Peki ne olacak dersek? 1. Konu anlatımlı kitabımız, soru bankamız ve defterimiz olacaktır. Ayrıca atlaslarımız da olursa çok güzel olacak. Onun dışarısında hiçbir materyal olmayacak çünkü bu bizim dikkatimizi dağıtacaktır. En basiti, Tonguç'a baktığında emin ol sol taraftaki masa ve sandalyeyi de görüyorsun, algılıyorsun. Bu beynin gördüğü her şeyi hafızaya attığını gösteriyor. O zaman biz ne kadar az malzeme gösterirsek beynimize o yüzden bilmemiz de o kadar kolaylaşacaktır diyoruz. Yedincisi, konu sonlarında mutlaka test çözeceğiz. Peki biz test çözmek için önce ne yapacağız? Konuyu dört dörtlük öğreneceğiz. Öğretmenlerimizden dinledik.
Yetti mi? Yetmedi. Konuyla ilgili Tonguç Akademi'nin yapmış olduğu videoları, çekmiş olduğu videoları mutlaka izleyeceğiz. Konu özetli kitaplarımızdan konuyu net bir şekilde öğrendikten sonra soru çözümüne geçeceğiz arkadaşlarım. Soru çözümü kısmında konu özetli soru bankamız, konu anlatımlı soru bankamız ve soru bankalarımız olabilir. Bunlardan konuyu öğrendikten sonra sevgili arkadaşlarım, eğer ki yanlış yaptığımız yerler varsa bu yerleri videolarla, konu özetli soru bankalarımızla, MEP kitabının vermiş olduğu kaynaklarla birlikte arkadaşlar tekrar edeceğiz. Bu da çok çok önemli ve konunun net bir şekilde öğrenilmesini sağlayacaktır. Bizim bir bilgiyi unutmamamız için mutlaka tekrar yapmamız gerekiyor. Çünkü tekrar edilmeyen bilgilerin %30'u arkadaşlarım 1 saat sonra, %80'i ise bir gün sonra ne yapılacaktır? Unutulacaktır. O yüzden tekrar çok önemlidir diyoruz. Çünkü amacımız bizim çalışmak değil. Ben saatlerce ders çalışıyorum demek değil. Bizim amacımız arkadaşlarım öğrenmek. O yüzden çalışmak sadece bu öğrenme için bir amaçtır diyoruz. Peki doğru ve düzgün çalışabilmek için ne yapmamız lazım? Doğru kaynakları bulmamız lazım. Dedikten sonra karşınızda sizin için hazırladığım ödüllü soru. Cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.